Hükümetimizin 11. maddesi. Buyurun. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'nin yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesiyle ilgili teklifi. Evet. Söz almak isteyen var mı? Oylamadım daha yani. Söz almak isteyen var mı dedim. Başkanım. Buyurun. Var mı? Var. Evet. Buyurun. İyi Parti grubu olarak sosyal denge tazminatında biz de eşdeğer nüfusa sahip illerde nasıl bir uygulama oluyorsa aynısından olmasını öneriyoruz. Yani onlardan daha düşük bir yerde kalmasını uygun görmüyoruz. Bunu söylemek istedim. Sağ olun. Peki. Teşekkür ediyoruz. Evet Mehmet Bey buyurun. Başkanım bu iki yılda bir tekrarladığımız size verilen yetki kanunu başkana verdiğimiz an görüşmeler yapılıyor ama yine de ben hem İyi Parti'ye bilgi vermek amacıyla söyleyeyim. Verilebilecek kanunun en yüksek maddesini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı sosyal dengede devamlı veriyor. Bunu bilgi olarak sunmak istedim. Ama tabii görüşmeler içinde yetki başkan beyde olması için bu evet. Yetkiyi vermemiz lazım. Ama Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması kanunlar çerçevesinde verilebilecek en büyük rakam oldu, en yüksek rakam olduğunu da burada irdelemek ve belirtmek istedim. Peki, teşekkür ederim. Başka söz var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Buyurun. Ben de pas atıyorum. Mehmet Bey buyurun. Yok öyle yok mi? Öyle bir şey değil. Peki. Aslında öyle bir şeyimiz. Evet, başkana yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 12, 13 ve 14. maddelerimiz Trafik ve Ulaşım ve Hukuk Komisyonu'na sevki uygun görülüyor. Uygun mu arkadaşlar? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15. maddemiz Hukuk ve Kent Ekonomisi Komisyonu'na sevki uygun görülüyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16. maddemiz Hukuk ve Çevre Sağlık Komisyonu'na sevki uygun görülüyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 17. maddemiz. Evet. Oku bir. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın çiftçilerimizin ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak amacıyla 2019 Nisan-Eylül tarihleri arasında ilçelerimizde bulunan tarımsal ilaçlama suyu depolarından ücret alınmaması ile ilgili teklifi. Evet Mehmet Bey ekleyeceğiniz var herhalde buyurun. Bunlarla ilgili genellikle ücret alınıyordu düşük de olsa 1 lira fakat daha sonra meclis kararıyla ücret alınmasını yaptık. Bunun süresi doldu. Tekrar komisyona yollarsak bu sırada bir mevsimsel kaos doğabilir olarak. Diye mevsimsel olarak. Yine tarımsal ilaçlamada kullanılan bu taraz suların yine ücretsiz olarak ücret kullanılması. Ücret alınmamasını oylarınıza diye. Sunuyorum. Kabul evet. Edenler. Buyurun Gökhan Bey. Olmasa bütün yıl boyunca ücret alınmaması. Zaten her şeyi kapsıyor. Bütün yılları kapsıyor. Sıkıntı yok yani. Hayır. Yani aylıklı bir karar almıyoruz burada. Hiç ücret alınmaması kararını oyluyoruz. Evet. Ücret alınmamasını oylarınıza sunduk. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 18. madde Hukuk Komisyonu'na sevki uygun görülüyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 19. maddemiz Engeller ve Kadın Komisyonu'na sevki uygun görülüyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 20. maddeden 51. madde dahil İmar Komisyonu'na konularımız İmar Komisyonu çalışacak. Hayırlısıyla. 20'den 51. madde dahil İmar Komisyonu'na oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin en son maddesi 52. maddemiz. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediye'mizin 2015-2019 dönemini kapsayan stratejik plan ve 2019 yılı performans programı kapsamında yatırım listesinde bulunan projelerimiz finansman ihtiyacının karşılanması için öncelikle yurt içi, İller Bankası AŞ ve benzeri bankalardan ekonomik olması durumunda yurt dışı finans kuruluşlarından kredi kullanmasına yönelik her türlü iş ve işlemlerin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesiyle ilgili teklifi. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ocak ayında Büyükşehir Meclisi'nde alınmış olan bir karar vardı. 2018 bütçe hedefleri doğrultusunda yakalanan rakamlar biliyorsunuz her sene Çevre Şehircilik yani Ulaştırma Bakanlığı'nda
İller Bankası'nın nezdinde bir yazı iznini buradan meclisten geçirdikten sonra gönderiyorsunuz. Biz bu kararı Ocak ayında almıştık. Ancak seçimlerin yenilenmesi sebebiyle bugün çevre şehircilikten mevcut meclis değiştiği için, yeni bir meclis kurulduğu için sonuç itibariyle bunun yenilenmesi gerektiğine ilgili yazı bugün öğlenleyin elimize ulaştı mali hizmetlere. Bu sebeple de bugün acilen bu nokta tekrar yenilenmek suretiyle 543 milyon da Ocak ayı itibariyle, bugün itibariyle 625 milyon lira borçlanma yetkisine şu anda büyükşehir bütçesi itibariyle sahip durumdadır. Ama bu kullanılacak anlamında değildir. Bu rakamın meclisten geçip tekrar Çevre Şehircilik İller Bankası'na gönderilmesi gerekiyor. Konunun ayrıntısı budur. Eklemek isteyen var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Gündem maddelerimizi tamamladık. Bir dahaki ayımız, ikinci salımız 14 Mayıs. Salı günü saat 18.30'da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. Buyurun Zeki Bey. Evet. Değerli başkanım, sesim de çıkmıyor. Çok konuştuk sahalarda. Estağfurullah, buyurun. Şimdi bizim bir sıkıntımız var. Bu çöp transfer istasyonumuz var. Evet. Burada günlük herhalde o tırlar 30 ton falan alıyor. Bizim gelen çöp araçlarımızda 40-50 ton çöp oluyor. Yani 15-20 tonu 1-2 gün sonraya kalıyor. Bu da sıkıntı oluyor. Vahşi depolama devam edince de şikayetler geliyor. Bu konunun çözümünü istiyoruz, yardımınızı istiyoruz. Ertuğrul Bey'le görüşme yaptınız mı? Belki toplantı akabinde Zeki Başkan'a bir dinleyiver Ertuğrul Bey. Varsa bir sıkıntı. Şu anda alamıyor şekliyle bir bilgi verdi de. Bugüne kadar bir sıkıntı yoktu. Başkanım, çöp araçların içinde bekliyor, sıkıntı oluyor, dökmek zorunda kalıyorlar. Nereye döküyorlar? Vahşi depolama. Bizden önce böyle devam etmiş. Bana verilen bilgi böyle olduğu için bugün dile getirmek istedim. Var mı öyle açık araziye döküyor? Herhangi bir döküm alanı yoktu da gece kendilerine başka bir döküm alanı yaptılarsa bilmiyorum başkanım. Başkanım var işte, ben burada söylüyorum. Peki. Geçmişten kalan vardı başkanım. 23 tane vardı, hepsini kapattık biz orada. Bütün eski vahşi depolama alanların tamamı kapandı. 14'e düşürdük, tamam. Sonra 3'e düşürdük. Transfer istasyonuyla bitirdik. Peki. Başkanım, benim anlatmak istediğimi herhalde anlamadı. Yetiştiremiyoruz mu? Evet, evet. Tır 30 ton alıyormuş. Bizim 40-50 ton günlük çöpümüz geliyor, çıkıyor. Bir seferi başlatırız başkanım. Onu anlatmaya çalıştım. Merkezden bir çöp aracının içinde kalıyor, olmuyor, gidiyor, döküyormuş personel. Bu da yanlış oluyor. Evet. Teşekkür ederim. Ya toplama saatlerinde bir düzenleme yapacağız veyahut da biz tırı verebiliyorsak ikinci tırı. Toplama saatleriyle bir sorunu çözeceğiz başkanım. Aynen öyle. Düzelir yani. Yani araba içine toplamadan bana göre saat toplamasını ayarlamak lazım. Evet başkan. Peki. Düzelir hepsi başkan. Sen rahat ol. Peki. Başka söz almak isteyen buyurun. Başkanım, bu konuyla alakalı olarak Paşaköy mahallemize, Saron ilçemizin Paşaköy mahallesine vahşi depolama yapılıyor. Halkımız bu konuda çok şey davranıyor yani bunu... Bu konuyu dile getirirsek iyi olur. Vahşi depolama mı yapılıyor? Yani çöpler aynen. Kalan çöpler beldemize dökülüyor, mahallemize dökülüyor. Bu konuyla ilgili. Aynı konuyla alakalı Zeki Başkanım'ın söyledikleri. Başkanım, harfiyat döküyoruz şu an. Kapamayı gerçekleştiriyoruz. Malum yani yangın riskini engellemek için yaza doğru ama. Evet. Yani şimdi bizim biliyorsunuz yeni borçlanmamızda da var. 69 vahşi depolama arasında Paşaköy'de mevcut. Burada belediyenin... Yok, şu anda döküldüğü yeri söyledim. Yani önceki belediyeden ve bizim hani şikayetler geliyor bize sürekli. Mesela son bir yıldır hiç şikayet gelmedi Sarvanlı'daki vahşi depolamayla alakalı. Hı-hı. İstiyorsanız çözüm merkezinden de takipte edebiliriz. Ha, bundan sonra dökülüyorsa bilmiyorum. Yani şu an bize gelen herhangi bir şikayet yok. Ve şunu söyleyeyim. Yani biz oradaki tüm çöpü sadece 30 ton değil. Yani dün itibariyle de gösterebilirim. 50 ton, 47 ton... Bazı günlerde 65 ton çöp alıyoruz orada. Yani 30 tonluk bir çöp durumumuz yok. Günlük tek vardiya da oluyor. Sen İki sefer de oluyor. Son 3 ayda Saranlı'dan aldığın bütün tonajları, günlük tonajları Zeki Başkanım'la bir paylaş. Tamam, ben ziyaret ederim. Sıkıntı varsa beraber oturun, çözün. Tamam başkanım?
dökülüyorsa diyor değerli başkanım da böyle bir şey yok. Dün beri bugün ki biz daha yeni bismillah dedik başkanım. Nereden dökeceğiz? Geçmişte döken personel bunu bana söylediği için ben de bugün dile getirdim. Tamam. Peki. Sen mazbatayı aldın değil mi? Aldın ki buradasın. Bundan sonra sen, sorumlu sensin ona göre. Kaytarma yok benden öncesi falan filan. Biz de başkanım dökülmemesini istiyor ve talep ediyoruz. Biz istemeyiz zaten dökülmesini. Evet. Mümkün mü? Hemen, hemen. Gereği neyse yaparız. Dökülürse de haberimiz olsun. Tamam başkanım, takipçisi Ertuğrul, olacağım. Ertuğrul başkanın da hemen telefonunu al. Tamam, tamam başkanım. Buyur Dilşah. Evet, biraz çıkışıma geldi şimdi. Laf açılmışken, orasını daha önceki en son belediye başkanı var. Hasan kardeşimiz haklı. Orada sadece çöp değil, ayrıca moloz sorunu da var. Yani orada kaçak bir döküm sahası oluşmuş artık. Hem çayın kenarında... Orada toprak moloz döküm alanı. Tabii, hem çöp hem toprak moloz döküm. Karışık mı geliyor? Oradaki şu anki o malzemenin de kaldırılması gerekli. Yani sadece şu an dökülmesini engellenmesi yetmiyor. Orada hem Mera üzerinde hem Bahadır ve Sarıçam yolu üzerinde hem de arka tarafta üzerine zamanında mentler yaptığımız bölgede mesire alanında yaklaşık 1000 kamyon bir moloz var. Bir kaçak döküm yapılıyor ve şu anda halen o devam ediyor. Büyükşehir Belediye'miz oraya bir levha astı, şikayet levhası ama denetleme şu an çok yerinde olmadığı için açıkçası halen o moloz dökümü devam ediyor ve orası bildiğimiz moloz kaçak cenneti oldu. Kaçak döküyorlar. Tabii kaçak. Bizim de kaybımız oluyor o zaman. Ertuğrul takip ediyor. Zabıtalar. Hani tamam. Temizlenmesi konusunda bir çabamız olursa bence tamam. Çok daha iyi olur. Çünkü sadece engelleme yetmiyor. Oradaki mevcut durumun da düzeltilmesi gerekli. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol. Başka var mı söz? Yoksa peki. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar olsun. Tekrar hayırlı olsun.